Paranın Nabzına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ben Şevin Ekinci. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de saat 17.30'da sizlerin karşısındayız. Evet, ekonomiye dair haberler yine bugün var. Özellikle sabah saatlerinde Merkez Bankası toplantısı, video konferansı önemliydi. 2021 yılına dair para ve kur politikası toplantısı, para ve kur politikası aslında sunuldu Merkez Bankası tarafından. Merkez Bankası yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal tarafından oldu bu. Her gün aslında bu ekonomi haberlerini biz değerlendiriyoruz. Önemli konuklarla tabii. Bugün yine değerli bir konuğumuz var. Doktor İsmet Demirkol konuğumuz olacak. Kendisi akademisyen, Ankara'dan online bağlantı yapacağız kendisiyle. Doktor İsmet Demirkol'la. Ancak öncesinde her zaman olduğu gibi ekonomi gündemindeki haber başlıklarıyla ve detaylara bir göz atalım. Tabii ki ilk haberimiz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bugün saat 10.30'da sunumunu gerçekleştirdiği 2020 yılı para ve kur politikasına dair metin sunumuydu. Ve Merkez Bankası Başkanı Ağbal enflasyonu düşürmekte kararlıyız dedi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 para ve kur politikası metnini tanıtım toplantısıyla göreve atandıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 yılında para ve kur politikası tanıtım toplantısında yaptığı sunumda fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız söyleminde bulundu. Evet, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 2021 para ve kur politikası metni tanıtım toplantısıyla göreve atandıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şöyle: fiyat istikrarı sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacaktır. Para politikası 2021 yılında sade ve anlaşılır bir çerçevede oluşturulacak ve uygulanacaktır. Dalgalı kur rejimi devam edecek. Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmamaktadır. Enflasyonun ekonomimizi ve ülkemizi etkilediği maliyetler konusunda farkındalığın artırılması ve enflasyon hedeflerinin bütün paydaşlarca sahiplenilmesini önemli görüyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, hedeflere ulaşmak için şartlara göre politika duruşunun daha da sıkılaşacağını söyledi. Aynı zamanda 2021 yılında para politikasının sade ve anlaşılabilir çerçevede oluşturulup uygulanacağını ifade ederek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel politika aracı bir haftalık repo faiz oranı olacak dedi. Evet, bunun dışında aslında bir haberimiz daha var. Doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine zam geldi sevgili seyirciler. Bugün Cem TV'nin aslında sosyal medya hesaplarından bu habere ulaşabilirsiniz. Doğalgaz bağlantı bedeli yeni yılda 749 liraya yükseldi. Açma kapama bedeli ise 26.5 liradan 30 liraya çıktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yeni yılda uygulanacak doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine yapılan zamları şu şekilde açıkladı. Buna göre abone bağlantı bedeli 656.70 liradan 749 liraya çıkarıldı. Ön ödemeli değişim bedeli 268.7 liradan 306 liraya çıkarıldı. Güvence bedeli ise 60 lira zamlanarak 620 lira oldu. Yurttaşların borç dolayısıyla kesilen gazı sonrası tahsil edilen 26.5 liralık açma kapama bedeli ise 30 liraya yükseltildi. Evet, bugün aslında gündem sadece Türkiye'deki Merkez Bankası ile alakalı değil ve ABD'deki Merkez Bankası'nda da aslında ABD Merkez Bankası'nın da bugün toplantısı var. Akşam saatlerinde Türkiye saatiyle saat 10.30'da toplantı.
Ancak bugün tabii ki önemli olan şu saate kadar Türkiye'deki Merkez Bankası toplantısının, Naci Ağbal'ın açıklamalarıydı. Ekonomist, akademisyen Sayın Doktor İsmet Demirkol'la biz bugün görüşeceğiz. Ondan önce şöyle bir piyasa rakamlarına göz atıyorum. Piyasa rakamlarında aslında bir miktar düşüş var sevgili seyirciler Borsa İstanbul'da. Biz Sayın Demirkol'a bir merhaba diyelim. Merhabalar Sayın Demirkol, nasılsınız? Merhabalar Şevin, iyi yayınlar, teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için. Yayınımıza iyi katkılarda bulunacağınıza inanıyoruz. Tabii ki özellikle sizin bir eğitim danışma kurumunuz var, akademisyensiniz. Ve sizin bu Merkez Bankası'nın 2021 yılı para ve kur politikası hakkındaki yorumlarınızı merak ediyoruz Sayın Demirkol. Teşekkür ederim. Bugün evet Naci Bey'in özellikle iletişimin çok net olduğu, diğer taraftan da 2021'de sıkı para politikasını uygulanarak özellikle enflasyondaki yükselişin aşağı doğru inmesiyle ilgili her türlü tedbiri, her türlü para politikası aracını kullanacağım mesajı da verildiğini gördük. Dolayısıyla ek olarak da geç likidite penceresinden fonlamanın olmayacağını, sadeleşmenin artacağını dikkat çekti. Aynı zamanda önümüzdeki süreçte sermaye girişlerinin artması, aynı zamanda ters dolarizasyon da olmasından sonra gerekli görüldüğü takdirde de döviz alım ihalelerinin başlayacağının mesajının verilmesi, özellikle Merkez Bankası rezervlerinin artması, fiyat istikrarının korunması ve aynı zamanda ekonominin 2021'e en azından hane halkının alım gücünü arttırmak açısından da fayda sağlayacağını, bir uyum zinciri serçelisi içinde iletişim politikasını güçlenerek daha iyi bir mali Merkez Bankası politikasını göreceğimizi söyleyebiliyorum. Döviz alım ihaleleri dediniz Sayın Demirkol, ancak verilen aslında mesajların içerisinde şöyle bir mesaj var. Kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satış işlemi yapılmayacaktır şeklinde bir mesaj var Merkez Bankası'ndan. Evet. Yani evet. Bu günlük yapılmayacak herhalde. Sizin dediğiniz ihalelere devam edecek. İhalelerle beraber aslında yön sağlanacak şeklinde değil mi? Kesinlikle öyle. Aynı zamanda senin de belirttiğin gibi Sayın Naci Ağbal dalgalı kur politikasında devam edeceğini belirterek piyasadaki dolar TL'nin arz talebe göre belirleneceğini belirtmesi de bence olumlu bir gelişme. Ama diğer taraftan sıkı para politikasını devam ettirerek enflasyonu kademeli düşüşe indirmek için özellikle 2023'teki %5'lik hedefe ulaşmak için de gerçekçi yaklaşımlarla bunu sürdürmenin ve 2021 yıl sonunda 9.4 hedefine ulaşmak için de kararlılık göstereceğini belirtmesi de piyasalar açısından olumlu karşılandı diyebilirim. Tabii dalgalı kur politikasının aslında sürdürülebiliyor olması çok önem arz ediyor. En nihayetinde bir şekilde bir müdahale olmayacak. Rezervler açısından da bir miktar aslında daha güven sağlayacak bir ortam. Sıkı para politikası keza öyle. Ama büyümeye olan eksi etkisini ben birazdan konuşacağım. Bu durumda aslında şöyle bir yorum da ben karşılaştım ekonomistlerden. Şöyle bir yorum geldi. Çok fazla müdahale olmayacak artık. Merkez Bankası 2021 yılı sonuna kadar bir şekilde serbest bırakılıp, yani zaten hani serbest bırakıldığına inanıyoruz, bağımsızdır Merkez Bankası, ancak çok fazla sözlü müdahale de gelmeyecek. 2021 yılı sonuna kadar bakalım Merkez Bankası ne kadar başarılı olacak, ondan sonra değerlendirilecek Naci Ağbal'ın performansı şeklinde bir yorum da aldım ben aslında genel ekonomistlerden. Şimdi burada açıkçası olay sadece para politikası değil, eş güdümlü olarak maliye politikası. Diğer taraftan özel sektörümüzün yurt dışındaki yatırımlarına katma değerli büyümeye katkı sağlaması. Diğer taraftan sermaye girişlerinin, özellikle portföy girişlerinin Borsa İstanbul'a akması. Bunları beraber bütündüğümüz takdirde, bütünlü bir şekilde düşündüğümüz takdirde hukuk reformu, yapısal reformlar, ekonomik reformlar, bunların tamamını da hükümet politikası olarak ele alırsak o zaman zaten Merkez Bankası'ndaki çalışmaların sıkı duruşun daha net olacağını görebiliriz. Dolayısıyla belirttiğin gibi burada Sayın Naci Ağbal her türlü iletişime açık,
ve ekonomistlerle toplantıların yapılacağını, diğer bir ifadeyle de sıkı duruşu gösterdi. Ama diğer, biraz önce belirttiğin gibi etki unsuru olarak özellikle sermaye girişlerini çekebilmek için de Türkiye'nin gerçekten yeni bir hikaye. Bu yeni bir hikayede de gerçekten özel sektörün öncü rol olarak, özellikle teknoloji üretim tarafında ağırlık vermesi durumunda, tarım dahil olmak üzere, bunların neticesinde belki 4-5 ay sonra görürsek, Merkez Bankası'nın şu an gerçekleştirdiği para politikasının da 2021 Haziran ayı itibariyle daha net olacağını görebiliriz veriler açısından. Peki 2021 Haziran ayı itibariyle dediniz. Biz 2021 yılı boyunca, 2021 yılı boyunca nasıl bir Merkez Bankası ile karşılaşacağız? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile karşılaşacağız 2021 yılı boyunca. Evet, sıkı para politikası, özellikle sadeleşme, faiz politikasının çok net olduğunu görebiliyoruz. Yani muhtemelen de gelecek haftaki belki sohbetimizi biraz sonra dile getiririz. 24 Aralık'taki para politikası kurulunda 200 bas puanlık bir faiz artışı beklentim devam etti bu toplantının üzerine. Dolayısıyla sıkı duruşu devam ettirerek enflasyonla mücadelede kararlılık sergilenecek. Eş zamanlı olarak burada bence güzel olan da şu, aynı zamanda swap anlaşmaları, bankalarla yapılan swap anlaşmalarının da kademeli olarak azaltılması ve rezervlerin arttırılması yönelik çalışmaların başlaması da önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirmek açısından olumlu bir gelişme olduğunu sinyalini veriyoruz. Yani bir taraftan da dolar-TL'nin dengelenmesi açısından da büyük bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla tabii ki bunu bekle gör politikasına göre gerçekleştirirken enflasyonun durumuna dikkat etmemiz lazım. Enflasyon muhtemelen yıl sonunu %14 civarı kapatacağız gibi gözüküyor ki 2021 ilk çeyrekte bu rakamın %15'lere, 16'lara çıkma ihtimali var. Ondan sonraki süreçte faizlerdeki artış, reel faizin pozitif katkısını alırsak da dolar TL'deki kademeli azalışla beraber yapısal reformları da beraberinde getirebilirsek Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu devam ettireceğini görebiliyoruz. Evet, sizin bu 24 Aralık Merkez Bankası'ndan 200 bas puan beklentinizi ben Twitter hesabınızda da gördüm. Zaten o yüzden bu soruyu saklıyordum size. Merkez Bankası'nın 24 Aralık'ta Merkez Bankası 24 Aralık'ta 200 bas puan faiz artırmazsa ne olur? Şimdi burada tabii çok teşekkür ederim sorun için. Şundan dolayı 200 bas puan beklentim devam ediyor. Bugünkü sıkı para politikası duruşu çok net bir şekilde Sayın Naci Ağbal ifade etti. Ve yıl sonu beklentimiz de enflasyonda 14.02-14 civarında devam ediyorsa, şu anki politika faizimizi de 15 olarak hesaplarsak, reel getirinin stopajı düşersek birin altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla benim beklentim önden yüklemeli olarak, yani 2021 yılında yapacağı faiz artışının erkene çekerek, %17'ye çekerek en azından piyasaya net mesaj vermesi durumunda önümüzdeki 6 ayı fiyatlayacağını bekliyorum. Hali hazırda eğer gerçekleştirmezsek, yani %15 olarak bırakırsak, o zaman yıl sonu enflasyon beklentisi gerçekleşmeyle birlikte 14 üzeri olursa, o zaman enflasyonun üzerinde çok bir miktar yükselişin pek fayda sağlamayacağını, bir başka ifadeyle reel faizin pozitif getirisi çok az olacağı için dolarizasyonun devam edeceğinin önüne geçmesinden dolayı, geçmesi gerektiğinden dolayı, ki ben açıkçası faiz arttırarak enflasyonla mücadelenin geçici olduğunu düşünen bir ekonomist ama şu anki konjonktürde doğrudan yabancı yatırımları çok fazla çekemediğimiz için dolardaki aşırı yükseliş ister istemez faiz artışının önüne geçirdi. Dolayısıyla beklentim yıl sonundaki enflasyonla beklentisiyle paralel olarak en azından bir aradaki farkı 300 bas puan arttırarak %17'ye karşı 14'lük bir enflasyonun artı 2,5-3'lük bir reel faizin pozitif korelasyonunu dikkate alarak da beklentimizi saklıyoruz ki muhtemelen de beklentim 2020, 24 Aralık Perşembe günü en az 200 bas puan olması gerekiyor da belirtmiştim. Sizin tabii bu 200 bas puan beklentiniz aslında olması gereken bir söylem. Yani benim beklentim Evet. 200 bas puan derken Merkez Bankası bu yönde yapacak şekilde değil, bu yönde yapması Evet. gereklidir şeklinde verdiğiniz Evet. bir aslında Evet. evet montan. Evet, ben de o yüzden size bu soruyu yöneltmek istedim. Yani yapmama olasılığı da var tabii ki Merkez Bankası'nın Tabii 24 ki. Aralık'ta faiz artırmama olasılığı da var ve bunu aslında 2021 yılını öteleme olasılığı da var. Öyle bir durumda tabii dolar-TL kurunda yukarı yükseliş bekliyorsunuz şeklinde anlıyorum ben verdiğiniz yorumdan. Tabii ki, çünkü biraz önce belirttiğim gibi sermaye girişlerini ekleyerek kurdaki hareketlerin gerileyebilmesi için
ya turizm gelirimizin artması gerekiyor ki pandemi dolayısıyla mümkün değil. Evet. Veya doğrudan yabancı yatırımları arttırmamız gerekiyor veya portföy görüşü. Bu üçünü aynı anda göremezsek ister istemez kurda yukarı doğru hareketler devam edebilir gözüküyor. Bunu dikkate alarak beklentim 200 bas puanlık faiz artışının kademeli yükselişi durduracağını düşüncemden dolayıdır dolar TL'de. Evet Sayın Demirkol, zaten ben bugün baktığımda aslında verilen metinden sonra 2021 yılındaki para ve kur politikası toplantısından sonra ciddi bir düşüş görüldü. Dolar TL kuru 7.76 gün içi en düşük görmüş durumda. Şu anda 7.81 seviyelerinde. Tabii ki aslında geçmişe yönelik baktığımızda kurdaki tansiyonun bir miktar düştüğünü söyleyebiliriz. Rezervler gerçekten toparlanabilir mi? Rezervlerle ilgili ciddi sıkıntılar ve endişeler vardı aslında. Tabii ki. Şimdi bunu çok teşekkür ederim sorunuz için. Bizim rezervlerimizi arttırabilmemiz açısından sadece para politikası yeterli değil. Belirtmiştim. Bizim özellikle özel sektörümüz. Güçlü özel sektörümüzün ki özellikle basına da yansıdı. Özel sektördeki şirketlerimizin yurt dışından satın almalarını görüyoruz. Hisse satın alma kaydıyla şirketlerin satın aldığını görüyoruz. Yani doğrudan yabancı yatırımlarını yurt dışından da aldığını görüyoruz. Bu tip şirketlerimizin sayısını arttırabilirsek, teknoloji ve inovasyonda üretim adayıyla katma değerli büyümeyi gerçekleştirecek lokomotif sektörlerin önünü açabilirsek bu kolay bir süreç değil. Ve diğer taraftan pandemiyle mücadelede Çin'deki pandemi sonrası sermaye girişlerini çok fazla çekemedik. Ama 2021'e daha güçlü gelebilirsek Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği ile politikasında daha müzakerelerde iki tarafında olumlu kademelerde devam etmesi durumunda o zaman zaten hali hazırda dolar TL'de gerileme devam ettiği gibi bizim rezervlerimizdeki pozitif artışı da ancak o zaman görebiliriz. Çünkü bunu gerçekleştirebilmemiz için öncelikle Türkiye'ye bir sermaye girişinin artması gerekiyor. Sadece portföy girişiyle biz bunu devam ettiremeyiz. Gerçekten sanayi üretimimiz çok iyi geldi. Ekim ayında 10,1 yıllık bazda bu Evet. muhtemelen artmaya devam edecek. Ama bunları toparlayacak olursak özellikle rezervlerimizi arttırmamız için sermaye girişlerini özellikle döviz girişini daha da fazla arttırmamız gerekiyor. Evet, bunun yollarından ne gibi yollarla aslında yapılabilir? Şimdi burada tabii ki gerçekleştirebilmemiz için öncelikle en temel etken özel sektörün dinamizmi. Buradaki üretim, yani bizim şu saatten sonra zaten özel sektörün büyüme modelinde, Türkiye'deki ekonomik büyüme modelinin ihracat odaklı, katma değerli büyüme modelini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Zor bir süreç, faizlerin arttığı bir süreçte biz ihracat politikasını arttırmamız gerekiyor. Ama şu anki büyüme modelinde artık tüketerek değil de üretim odaklı. Bunda da tarım ve teknolojiye ağırlık vererek eş zamanlı olarak da sermaye girişlerini portföy ve doğrudan yabancı yatırıma çekebilirsek 2021'e 2020'ye göre daha güçlü bir ekonomi modeline girebileceğimiz gibi gözüküyor. Evet, ve büyüme biraz daha zor olacak gibi Sayın Demirkol, fiyat istikrarı korunurken nasıl büyüme canlandırılacak? Şimdi tabii ki burada yüksek faiz politikasıyla eş zamanlı olarak öncelik enflasyonla mücadele oldu. Dolayısıyla enflasyonla mücadele olunca tasarruflarımız artıyor. Ama diğer taraftan da büyüme kredi maliyetleri arttığı için bir başka ifadeyle TL'nin uzun vadeli kredi maliyeti arttığı için yatırımlarda bir azalma söz konusu. Bunu düzeltebilmemiz için bu ters korelasyonu düzeltebilmemiz açısından sermaye girişlerini yabancı sermaye çekerek düzeltmemiz gerekiyor. Tabii ki bunlar teşvikler oluyor. Yani hükümetin maliye politikalarında kamu borcunu biraz daha fazla arttırarak ek teşvikler vererek bunu gerçekleştirmesi gerekiyor ama şu anki konjonktürde bu da pek yeterli olmayabilir. Bizim çok ciddi bir şekilde 2021'in aslında doğrudan yabancı yatırım yılı olarak da deklare etmemiz gerekiyor. Türkiye'ye sermaye girişlerini çekmemiz için de her koldan, Avrupa'dan, Amerika'dan, Afrika'dan ve özellikle Orta Doğu'dan, Türkiye'nin dünyanın her ucundan Türkiye'deki yatırımları da yurt dışına çekerek özellikle Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerini arttırabilirsek ki Türkiye'nin özellikle Euro ihracatı biliyorsunuz %51'in üzerinde ki Türkiye'ye gelen sermaye girişleri de ağırlıklı olarak Euro bölgesinden. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu bizim için çok büyük bir avantaj olabilir. Hali hazırda şu an Euro dolar paritesinin 1.19'un 1.20 civarında olması ihracatımız olumlu katkı sağlıyor ama Türkiye-AB ilişkilerini daha da geliştirebilirsek, 2021'deki sermaye girişlerini arttırabilirsek en azından büyümeye de yüksek faize rağmen daha sıcak bir sermaye girişini çekebileceğimizin de yolu açılabilir gibi gözüküyor. Evet, aslında sizin değindiğiniz konu çok önemliydi. Biz burada uzun süredir konuşuyoruz büyüme nasıl canlandırılabilir diye, biliyorsunuz uzun zamandır krediler bir şekilde canlandırılmaya çalışıldı. Büyüme aslında sekteye uğrayacak diye koronavirüs krizinden dolayı krediler canlandırılmaya çalışıldı. KGF'lere başvuruldu, kredi garanti fonuna başvuruldu.
bir şekilde Avrupa'yla yeni bir KGF anlaşması yapıldı vesaire vesaire. Ancak bunlara ilişkin endişeler de burada dile getirildi bu programda. Sizin aslında değindiğiniz kredilerin haricinde bir konu, doğrudan yatırım konusuna değindiniz ki çok çok önem arz ediyor Türkiye için. Yıllardır önem arz eden bir konu, 1980 yılından beri belki. Doğrudan yatırımlar yabancı yatırımcıların ciddi anlamda çok yakından baktığı bir kalem. Ancak bu doğrudan yatırımlar Türkiye tabii ki belirttiğiniz gibi girerse ciddi bir büyüme potansiyeli sağlar Türkiye'de. Ancak bu doğrudan yatırımın gelmesi için de bazı kurallar var. Bunlardan bir tanesi de aslında sanki sağlanmış gibi görünüyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının bir miktar daha insanların önüne serilmesiyle, bugünkü yapılan toplantıyla, 2021 yılında biraz daha bağımsız bir Merkez Bankası algılayacağız görüntüsüyle, aslında verilen aslında yapısal reformlar sözleriyle de biraz aslında doğrudan yatırımları çekebilecek bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Ancak ve ancak daha bunun çok başındayız gibi, değil mi Sayın Demirkol? Çok doğru, çok doğru. Başındayız belirttiğiniz gibi. Bunun üzerine özellikle yeni hikaye dediğimizde inovasyon, teknoloji ve üretim ki pandemi sonrası bu hayatımıza çok çabuk girdi. Dolayısıyla yeni bir hikayeyi de dünyayı çok iyi tanıtabilirsek eş zamanlı olarak para politikasının yaptığı katkıyı özel sektörden de görürsek Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımların girişini daha fazla çekebiliriz. Buna ufak bir ek vermek isterim müsaade ederseniz. Almanya biliyorsunuz Endüstri 4.0'ın lider ülkesi ama orada iş gücü maliyetleri çok yüksek. Endüstri 4.0 modeliyle ilgili olarak Türkiye'deki şirketlerimizi bu modelle devam ettirebilirsek, Türkiye'deki ucuz iş gücüyle katma değerli büyümeye çekebilirsek, know-how'u da Türkiye'ye çekmemiz durumunda Türkiye, Avrupa ve Almanya ilişkilerinin önümüzdeki süreçte daha da büyük katkı sağlayacağını görebiliyoruz ki açıkçası Endüstri 4.0'da Türkiye için önümüzdeki yıllarda 10 yıl için çok büyük bir yeni bir hikaye modeli olarak uygulanabilir sanayi ve teknoloji açısından. Endüstri 4.0 aslında evet inovasyon, teknoloji ve üretim. İnovasyon konusunu zaten biz burada çok fazla dile getiriyoruz. Biliyorsunuz gelişmekte olan ülkelerin aslında en büyük avantajı, sağlayabileceği avantajı diğer ülkeler için teknoloji tarafında. Türkiye'nin böyle bir altyapısı var mı yok mu bilmiyorum ancak bu konularda en azından eğitim, hukuk reformu yapılması bir miktar daha öne çıkarabilir gerçekten. Evet. Özellikle yıl içinde 2020 yılı içinde Türkiye'den bir ilk unicorn şirket teknoloji üzerinde, yazılım üzerine bir oyun şirketi üzerine çıkarılmıştı ve Amerikan bir şirkette bunu satın almıştı. Bir Türk unicorn şirketin özellikle teknoloji ve yazılımdan çıkması bizim için umut verici ama Evet. bunların üzerine önümüzdeki süreçte e-ticaret, teknoloji gibi toplum 5.0 modellerini daha çok uygulayabilirsek çünkü alttan gelen üniversiteleri bitirmiş gençlerimiz de var. O gençlerimiz Türkiye'nin geleceği. Bu Evet. gençlerimizin de bu sektörlere önem vermesi durumunda önümüzdeki 10 yılda daha rahat, sürdürülebilir kalkınmaya önem veren belki de cari fazlaya pozitif katkı sağlayacak bir yılları da görebileceğiz gibi gözüküyor. Tabii ki bunların temel altyapısının şimdiden başlaması gerekiyor ki 10 yıl sonra bunların çok net bir şekilde teknolojik olarak meyvesini alabilelim. Evet Sayın Demirkol, siz aslında bahsettiniz burada oyun sektörü dediniz. Gerçekten o sektör ciddi anlamda ortaya çıkmış durumda. Türkiye'de ciddi bir ivme kazanmış durumda gibi görünüyor. Buradan büyük bir aslında rekabet avantajı kazanabilir. E-ticaret tarafında da rekabet avantajı kazanabilir. Tabii buna IT'yi de ekleyebiliriz. Teknoloji tarafını da ekleyebiliriz dediğiniz gibi. Çok ciddi doğrudan yatırımlar gelebilir. Özel sektörde de aslında Türkiye'de özel sektörde de bununla da ilgilenecek. Hem enerji sektörü tarafında hem IT tarafında çok fazla şirket vardır, değil mi? Çok teşekkür ederim. Bu arada enerji sektörünü belirttiniz. Onu Evet. unutmuştum. Dün Enerji de konuştuk. çok önemli. Evet. Türkiye'nin yenilenebilir enerji, güneş ve rüzgar panelleriyle ilgili yatırımlarını arttırmaya devam ediyor. Daha da fazla arttırarak. Hem çevreci bir ülke, aynı zamanda teknolojik donanımlı, daha ucuz maliyetli ki bugün bizim enerji maliyetlerimiz biliyorsunuz 60 milyar dolar civarındaydı. Bunları ne kadar çok yenilenebilir enerjiyle, güneş ve rüzgarla yapmamız, az önce belirttiğiniz gibi daha farklı sektörlerin, daha fazla yatırımın istihdamı da girmesine yol açacaktır gibi gözüküyor ki bundan sonraki konjonktürde özellikle yenilenebilir enerji tarafına da ağırlık vereceğiz gibi gözüküyor. Evet, enerji sektörü de aslında Türkiye'de doğrudan yatırım çekebilecek başka bir sektör. Daha başka sektörler vardır muhtemelen. Biraz daha araştırma yapmak gerekiyor. Peki Türkiye sizce enflasyonla mücadeleyi kazanır mı?
Şimdi bunu tabii ki enflasyonun mücadelesi biraz önce belirttiğimiz gibi sadece para politikasıyla olmaz. Yapısal reform, ekonomik reform dediğimiz yerli üretim, milli tarım, hayvancılık, yerli ürünler, özellikle yüksek teknoloji ihracatı, katma değerli büyüme. Bunlar işte bizim için yapısal reformlar. Bizim Türkiye'deki enflasyonumuz talep enflasyonu ve ağırlıklı olarak da ithalata dayalı büyüme. Yani şu anki tüketimimizin %75'i dolar üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla hane halkının aldığı bütün ürünler biz dahil olmak üzere %75 dolar üzerinden alıyoruz. Dolar kuru arttıkça enflasyon da artıyor. Dolayısıyla bizim enflasyonu düşürebilmemiz için, hane halkı olarak daha rahat yaşayabilmemiz için yapısal reformlarda yerli üretim, milli tarım, milli tohum politikalarına önem vermemiz gerekiyor ki bunları ne kadar süratli, ne kadar hızlı gerçekleştirebilirsek, eş zamanlı olarak da tarım reformunu çok iyi gerçekleştirebilirsek de zaman kazanmamız lazım. Çünkü hali hazırda Avrupa Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası düşük faiz politikasında ucuz likiditeyi devam ettiriyor. Bu süreçten Türkiye çok kolay bir şekilde yararlanabilirse 2-2,5 yıl içinde enflasyonda kalıcı düşüşü açısı 3 yıl sonra %5, %6 civarında görmemizin mümkün olduğunu söyleyebilirim ama yapısal reformları gerçekleştirebilirsek. Evet, reformlar önemli. Siz bir de tarım reformuna değindiniz. Aslında Türkiye'de kritik, önem sağlayan sektörler var. Bunlardan bir tanesi de tarım. Evet. Tarım da aslında ciddi avantaj sağlayabilecek bir ortam var. Buradaki reformla ilgili de uzun süredir çalışmalar var. Hem sivil toplum örgütleri tarafından hem üniversite tarafından. Belki bunların da değerlendirilmesi gerekiyor gerçekten. Bunu da zaten gören yabancı yatırımcı ciddi anlamda buraya zaten yatırım getirmek isteyecektir, değil mi? Kesinlikle. Çünkü pandemi sonrası hayatımızda en çok önem arz eden konu tarım oldu. Yenilenebilir enerji ikinci kısımda kalmıştı. Tarım arazilerimizi ne kadar geliştirebilirsek, verimi arttırabilirsek iyi tarım ile, organik tarım ile en azından Türkiye'deki ihtiyacımızın da gıda fiyatlarının ucuzlamasına katkı sağlıyoruz. Bugün Türkiye'deki gıda enflasyonu niçin artıyor? İhracat yapmamız dışında yetersiz arz olduğu için fiyatlar yükseliyor. Dünyada da gıda fiyatları artıyor. Bunu tersine çevirmemiz için bizim gıda reformunu, kendi tarım reformumuzu bir başka ifadeyle gayri safi yurt içi hasılasındaki tarım ve sanayinin katkısını %40'lara 45'lere çıkarmamız gerekiyor ki tarımın zaten pozitif katkısını görürüz. Aynı zamanda dünyadaki gıda fiyatları artsa bile Türkiye'de bundan çok fazla olumsuz etkilenmez diye düşünüyoruz ki bu çok önemli bir şey belirttiğiniz gibi tarım reformunu süratle 2021 yılında hayata geçirip artık uygulamamız gerekiyor ki Sayın Naci Abal'ın para politikasındaki sıkı duruşun etkisi olsun. Evet, geçenlerde biz de tarımdaki üfe rakamlarından bahsettik. Üretici fiyatları artışından ciddi rakamlar çıkmıştı. Buradaki reformlar da muhakkak uzun vadede işe yarayacaktır. Sayın Demirkol, aslında bugün 16 Aralık bununla bitmiyor. Akşam bir de Fed toplantısı var. Amerika Evet. Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası'nın toplantısı var. Tabii bütün yatırımcılar için kritik bir karar. Fed'den gelecek aslında hem aslında ileriye yönelik projeksiyonlarını verecekler bu akşam. Hem de toplantı kararında değişim olur mu, bir varlık alım programına giderler mi, gitmezler mi? Önem ifade ediyor. Sizce nasıl bir karar çıkar bu akşam Fed'den? Bir önce yayına geçmeden önce bir tarama yapmıştım en son güncel verileri almak açısından. Amerika'da perakende satış verileri açıklandı ki çok düşük geldi. Şimdi burada özellikle verilerin düşük gelmesi, ekonomik canlanmanın hala çok ılımlı olmaması, pandemi dolayısıyla hala Amerika'daki bir riskin devam etmesi aşıya rağmen önümüzdeki süreçte daha güvercin bir FED ve aynı zamanda teşviklerin daha bol belki de 1,5 trilyon dolarlık ek bir genişlemenin yapılabileceği bir süreci beraberinde getirecek. Muhtemelen bu akşam Sayın Powell'ın mesajlarında da bunu göreceğiz. Orada tabii ki daha net göreceğiz. Daha güvercin ama diğer taraftan da ilk 6 ayın yani 2021'in ilk 6 ayında çok da kolay geçmeyeceğini belirten bir sıkı duruşu da söyleyeceğini düşünüyorum Powell'ın. Amerikan ekonomisi çok görüldüğü kadar şu an güçlü değil çünkü hali hazırda tüketime dayalı büyüyor ve aynı zamanda Covid'den de çok olumsuz etkilendi. Muhtemelen Biden'ın özellikle başkanlıktaki yemin töreninden sonra çok hızlı bir şekilde aksiyon alınarak bence teşviklerin artacağı, teşvik beklentisiyle de sermaye girişi olarak da ekonominin biraz canlanmasının önü açılacağı gibi gözüküyor da 2021'de genel olarak daha düşük bir faiz politikası, bol genişlemelik bir süreçle devam edecek gibi gözüküyor Fed tarafından. Evet, daha güvercin, daha aslında varlık alımlarında da aslında bir miktar daha yükseliş şey dair bir mesaj gelir mi bugün?
Bekliyorum. Özellikle 1 trilyon civarında ek bir genişlemenin bugün olmasa bile, en azından kelimelerin arasında bunun için mesajının verilmesi bile piyasalar tarafından olumlu karşılanacak gibi gözüküyor. Evet, böyle bir durumda aslında bugün gördüğümüz dolar TL'deki gerilime bir miktar daha piyasaları sakinleştirebilir gibi görünüyor. Çok doğru. Hem borsa tarafında olumlu bir gelişme, dolar TL tarafında bir miktar gerileme, aynı zamanda altında da bir miktar yükselişi beraberinde getirebilir. Hali hazırda aşının bulunması altın için olumsuz, ama bir miktar daha aşının bulunup yayılmasına kadar altındaki emtia fiyatları da ucuz likiditeden, bol paradan faydalanacak gibi gözüküyor. Tabii ki altın fiyatları da orada faydalanır. Borsaya yarar dediniz. Ben aslında şaşırdım. Bugün borsada bir miktar daha ben ciddi bir yükseliş beklerdim. Sizin tabii piyasacı olmadığınızı biliyorum, akademisyen olduğunuzu biliyorum ama yine de soruyu sormak isteyeceğim. Şöyle ki bugün Merkez Bankası toplantısından sonra ben aslında borsada ciddi bir yükseliş beklerdim. Ancak bugün borsada bir yükseliş olmadı Sayın Demirkol. Burada muhtemelen belki bekle gör politikası olabilir. Özellikle yıl sonu kar realizasyonlarını bekleyebiliriz ve açıkçası biraz da piyasa önünü görmek istiyor. Belki de bu akşamki Fed'in toplantısından sonra çıkacak kararların neticesini göreceğiz. Hızlı yükselişler bir yerde dengelenmek zorunda. Bu da sizin gibi çok değerli arkadaşlarımız yorumlarını yapıyorlar. Hisse yorumlarını yapıyorlar, borsa yorumlarını yapıyorlar. Benim beklentim muhtemelen bir kar realizasyonundan dolayı bir bekle göre girilmiş durumda. Sonuçta hali hazırda yeni bir hikaye yaratabilirsek borsada daha da büyük bir artış olabilir. Şu an ki belki de bir konjonktür, 2021'de yeni bir modelin özellikle Türkiye-AB, Türkiye-Amerika ilişkilerini de beraberinde getirerek fiyatlanacak gibi gözüküyor borsa tarafında. Evet, aslında verdiğiniz yorum çok doğru bir noktaya bastı. Gerçekten belirttiğiniz şeklinde olabilir. Bir bekle gör politikasına geçmiş olabilirler. Şöyle ki zaten oldukça yatay bir seyir var şu anda. Onunla birlikte aslında bugün Avrupa Birliği'nden de önemli veriler aldık. Avrupa Birliği'nde art arda büyümeye dair, öncül büyümeye dair veriler aldık. Avrupa Birliği'nin ekonomisindeki gelişmeleri siz nasıl görüyorsunuz Sayın Demirkol? Burada açıkçası Avrupa Birliği'nde bence en önemli handikap Covid dışında Brexit süreci. İngiltere ile Brexit süreci gerçekten Avrupa Birliği'nde bir sıkıntıyı devam ettiriyor. Ve şu an bol likidite, parasal genişlemeye rağmen hala çok da fazla büyük bir kımıldama yok. Covid ile mücadele, ki biliyorsunuz Almanya bile şu an sanırım 10 Ocağı kadar tamamen kapatma ilan etti. Çok ağır geçiriyorlar, Avrupa'da pandeminin merkezi oldu. Bunun devamı ile beraber aşının bulunmasından sonra, yayılmasından sonra ek olarak da açıkçası Brexit süreci Avrupa Birliği İngiltere ilişkilerini özellikle ekonomik anlamda olumsuz etkiliyor. Anlaşmasız Brexit'e doğru mu gidecek? Anlaşmalı Brexit'e doğru mu gidecek? Bunlar özellikle 2021'de en çok kafamıza takılan soruların başına gelecek, ama Amerika'ya göre ekonomisinin daha çabuk toparlanacağını ben açıkçası bekliyorum Avrupa tarafında. Özellikle Almanya öncülüğünde Amerika'dan daha çabuk toparlanacak bir Euro bölgesi önümüzdeki süreçte görebileceğiz gibi gözüküyor. Brexit kararındaki duruma göre de buradaki büyümenin daha da hızlanacağını 2021'de görebiliriz gibi gözüküyor. Evet, Brexit buradaki bütün 2021 yılına yayılacak o zaman bu süreç, öyle mi? Tabii ki. Çünkü hala bir belirsizlik devam ediyor, ama benim beklentim anlaşmasız Brexit'e doğru bir karar alınacak gibi gözüküyor Avrupa Birliği tarafından. Evet, ama ABD'ye göre çok daha aslında hızlı toparlanacak bir Avrupa Birliği bekliyorsunuz. Bekliyorum, çünkü biliyorsunuz Trump beklentilerin ötesinde evet yerli üretim, özellikle Çin ile ticaret savaşlarını yapmasına rağmen özellikle pandemiden olumsuz etkilendi Amerika ve hala bu devam ediyor. Ama Avrupa tarafında sadece Almanya'nın zaten üretime önem vermesi Avrupa'nın ekonomik olarak kırılganlığı bir miktar daha azaltıyor. Dolayısıyla Avrupa da Amerika kadar çok güçlü ekonomiye sahip değil. Ancak toparlanmak açısından Almanya gibi güçlü bir ülkenin olması Avrupa Birliği'nin toparlanmasına daha büyük katkı sağlayacağından dolayı Amerika'ya nazaran Avrupa'nın toparlanmasının daha hızlı olacağını görüyorum. Evet Sayın Demirkol, çok değerli bilgilerdi bunlar. Umarız tekrardan sizi yayınımıza konuk etme fırsatı yakalarız. Çok Ben çok teşekkür teşekkür ederim. ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler, Bir Paranın Nabzı programının daha sonuna geldik. Son ben piyasalara bir göz atayım. Borsa İstanbul'da aslında yatay bir seyir var. Dediğim gibi yayın sırasında Sayın Demirkol'la konuşurken
Dolar TL tarafında ise TL lehine bir gelişme var. Türk lirası bugün özellikle bugün dolara karşı ciddi anlamda değer kazanmış görünüyor. 7.81 seviyesinde şu anda. Euro-TL'de de aslında yatay olarak TL lehine bir gelişme var. 9.53 seviyesinde Euro-TL. Euro-Dolar paritesinde Euro lehine bir gelişme var. 1.21-1.22 seviyelerinde Euro. Spot altın tarafında Türk lirasında gram başına hafif bir düşüş var spot altında. %0,30'luk bir düşüşle 465 lira seviyesinde. Ons altın ise 1852 dolar seviyesinde ons başına altın. Orada da hafif yatay bir geri çekilme var. Evet, biz bugünlük paranın nabzının sonuna geldik sevgili seyirciler. Birazdan ana haber bülteninde Ezgi Aşıcı sizinle beraber olacak. Yarın yine paranın nabzıyla saat 17.30'da sizin karşınızda olacağız. Çok değerli bir konukla yine ekonomi gündemini değerlendireceğiz. Piyasalardaki olan gelişmeleri değerlendireceğiz. İyi akşamlar diliyoruz.